iyi bu eksikti. Kendimden emin böyle cesur cesur yürürsem basıp gider mi acaba? O gidecek gibi de değil. Şeytan diyor bırak korkuyu morkuyu dal kafasına gözüne. Yok yok. O böyle olmayacak. Ya! Oh. Murat Bey. Korku seni aştı ama. Ha. Ama siz buna tanıklık edemeyeceksiniz. Çünkü yola ben korkuma devam edeceğim. Konuşmamız lazım. Onu benimle dalga geçmeden önce düşünecektiniz. Ya sadece küçük bir şakaydı. Hadi gel. İstemez. Bak hava kararmak üzere. Kerim arkadaşının yanına bıraktım yardım etsin diye. O yüzden bir yardım çağırmana gerek yok. Uzatma da bin hadi. Ölsem de binmem o arabaya. İyi. Madem sen arabaya binmiyorsun, o halde ben de senin yanında yürüyorum. Sizinle konuşacak bir şeyim olduğunu düşünmüyorum. Aa, benim var. Şu an sizinle konuşmak istediğimi sanmıyorum. Fikrini değiştirene kadar yanındayım o zaman. Evet. Yolun sonuna geldiğimize göre artık kaçacak bir yerim de kalmadı. Benim kaçtığım falan yok. Ne yaptınız sanıyorsunuz siz? Ya seninle iki medeni insan gibi konuşulmuyor ki. Çocukça oyunlarına ayak uydurmaya çalışıyorum. Kim? Ben mi çocukça davranıyorum? Hah! Bilip bilmeden, hele hele ki insanları sormadan suçlamak bayağı büyüklük ister. Haklısınız. Ya ben ettim, sen etme. Dinle işte o zaman. Peki dinliyorum. Nedir? Yani şimdi öyle bir anda nasıl olacak ki? Yo yo, çekinmeyin lütfen. Laf söz esirgeme konusunda hiç tereddütünüz yok. O yüzden rahat olun. Ağzınıza geleni söyleyin, bir an önce gidelim. Hayat, ben sana buraya kızmaya gelmedim. Daha kötüsünü yapmaya geldiniz yani. Yalnız peşin söyleyeyim. Terbiyemin de, sabrımın da bir sınırı var. Altta kalmam, bilin. Bilmez miyim? Siz daha hiçbir şey görmediniz. Tahmin edebilirim ama. Evet, nedir? Ben Doruk'la konuştum. Onu zaten söylediniz. Tuval ziyaretime geldi sonra. Evet. Ben de uzun uzun düşündüm. Ve... her insan hata yapabilir. Siz şimdi hata yaptığınızı kabul mü ediyorsunuz? Seni suçlamakta acele ettiğinden bahsediyorum. Ha, bu bir hata değil yani. Hayatı zorlamasan, ha? Zorlamıyorum ben. Benim hiçbir şeyi zorladığım yok. Ben istifamı verdim, gittim yoluma. Peşime düşen sizsiniz. Geri dönmeni istiyorum. Sebep? Söyledim de ben yanlış anlamışım. Ha, ben o kadar lafı yiyeyim, sineye çekeyim. Yarın da hiçbir şey olmamış gibi işe döneyim. Kusura bakmayın da ben o kadar... Özür dilerim. Nasıl? Özür dilerim dedim. Siz ciddisiniz. Oldukça. Ay, ben ne diyeceğimi bilemedim ki şimdi. Bir şey demene gerek yok zaten. Konunun seninle alakası yok. Bir hata ettim, hatamı da fark ettim. Gelip senden özür diledim. Hepsi bu. Bu saatten sonra ne fark eder bilmiyorum ama ben üzerime düşeni yaptım. İşe dönüp dönmemek sana kalmış artık. Ne?